Evet, Amerika'da bir dönem bir politika yürütülmüştü ve burada kullanıcı gençler dönemsel olarak kullanım davranışları ile ilgili dönem içerisinde neler yaşadıklarını resmetmişler ve bunun Amerika'daki riskli bölgelerdeki billboardlara asıl olarak da hani gençlere madde bağımlılığının ne olduğu anlatılmaya çalışılmış. Bakın sizlere göre sol üst köşedeki fotoğraf 16 yaşında madde kullanımına ilk başladığında polis tarafından işlem gören bir Amerikalı genç kızın fotoğrafı. Ve zaman içerisindeki değişimlerle birlikte sağ alt köşedeki fotoğrafı sadece 3 sene içerisinde geliyor. Yani 16 yaşında bu maddeyi kullanmaya başladığındaki süreç, altta ise 19 yaşında ama hiç de 19 yaşında göstermeyen bir genç. Burada aslında şuna da dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Bakın, genç ilk işlem gördüğü tarihlerde, yani 16 yaşında ilk işlem gördüğü tarihlerinde dikkat ederseniz yüzü hep gülüyor. Burada aslında madde kullanıcıları, hani en başta söylediğimiz bir vurgu var. Madde kullanıcıları bağımlı olduklarını kabul etmiyorlar. Zaten kabul etseler ne yaparlar? Hızlı bir şekilde tedaviye yönelirler. Peki madde kullanıcıları ne zaman bağımlı olduklarını kabul ediyorlar? Maalesef hayatlarında ciddi düşmeler yaşadıklarında. Bir tanesi diyor ki ben diyor aileme el kaldırdığımı, şiddet uyguladığımı gördüğüm an dedim ki ben ne yapıyorum? Yani benim varlığım olan, canım olan insanlara ben hani böyle bir şeyi hayal edemezken eğer bu maddeler bana bunu yaptırıyorsa o zaman ben bir bağımlıyım ve tedavi olmam gerekiyor. Bir gence soruyorum, sen diyorum ne zaman madde bağımlısı olduğunu kabul ettin? Diyor ki E5'in ortasında çırılçıplak soyunmuş bir halde araçların üstüme kornalar çalarak geldiğini gördüğüm an dedim ki yani ben sonuçta buraya nasıl geldim? Çırılçıplak niye soyundum? Eğer bu maddeler bana bunu yaptırıyorsa o zaman ben bu maddeleri kullanmamam gerekiyor. Başka bir genç diyor ki elimdeki bardağı diyor maddenin etkisiyle diyor elmaya benzetmişim diyor. Ağzımla diyor yemeye çalışırken diyor baktım ki diyor ben fark ettiğim an diyor ağzım kan olmuş diyor. Çünkü diyor cam parçaları ağzımın içine batmış diyor. Başka bir zaman ise diyor paçavra olan giysileri diyor dişlemeye çalışırken kendimi buldum diyor. Eğer bu maddeler bana bunu yaptırıyorsa, bu maddeler bana bu halüsinasyonları gösteriyorsa, bu maddeler beni ölümlerin karşısında ölüm tripleri yaşatıyorsa ben neredeyim, nerede duruyorum bunu sorgulamaya başladım diyor. Peki herkes bu noktada şanslı mı? Maalesef herkes şanslı değil. Çünkü madde kullanıcılarının eğer etkin bir müdahale yöntemi sunulmazsa yarısının neredeyse yarısı 5 yıl içerisinde zaten eks oluyorlar. Yani ölümleri gerçekleşiyor bu gençlerin. O yüzden bizim için en önemli olan şey fark edilmesi, fark edildikten sonra etkin destek sunulması, doğru bir bilgilendirmenin yapılması bizim için çok çok önemli. Değiştirelim. Aslında bu cümle gençleri özetleyen bir cümle. Uçuyorum sanmıştım. Bakın hep bir sanmışlık var. Hep bir mış gibi yaşanmışlık var. İşte mutluymuş gibi olacaktım o yüzden bu maddeyi kullandım. Sorunlarından kurtulacakmış gibi olacaktım bu maddeyi kullandım. Kendi beden bütünlüğüme olumsuz bakıyordum. Sanki daha iyiymişim gibi olmak için ben bu maddeyi kullandım. Peki gençler neden maddeye yöneliyorlar? Bakın yapılan çalışmalar 135 ülkedeki kullanıcı gençler üzerinde yapılan çalışma şunu göstermiş. %65'i travmalarıyla baş edemedikleri için, problemleriyle baş edemedikleri için, stresleriyle baş edemedikleri için, hayır deme becerileri gelişmediği için bu maddeye yöneldiklerini ifade ediyorlar. O zaman kendimize şunu sormamız lazım. Biz gençlerin travmalarıyla baş etmeleri için onlara nasıl bir destek sunduk? Biz gençlerin problem çözme becerileriyle ilgili onların problemlerini daha rahat çözebilmeleri için nasıl bir destek sunduk? Biz onların bir stresle karşı karşıya kaldığında o streslerini eritebilmeleri için danışılacak bir insan olduk mu? Eğer biz bunlara evet diyebiliyorsak zaten bizim çocuğumuz madde kullanım davranışına yönelmez. Ama bunlara hayır cevabını verebiliyorsak maalesef şu an Türkiye'de bir narkotikçi olmanız, Türkiye'de bir Amatem kliniğinde yıllarca bağımlı insanlarla uğraşmış olmanız sizin çocuğunuzun madde kullanıcısı olmayacağı manasına gelmez. Bir narkotikçinin çocuğu da risk altındadır. Bir bürokratın çocuğu da risk altındadır. Bir Amatem kliniğindeki şefin de bir doktorun da çocuğu risk altındadır. Normal bir vatandaşın çocuğu da risk altındadır. Bizim burada en önemli aslında yıkmamız gereken şey şu, benim çocuğum yapmaz değil, acaba benim çocuğum da yapmaz mı? Çünkü eğer siz bunu bir sorun olarak görürseniz
Sorunu anlamaya çalışır ve buna çözüm önerisi üretmeye çalışırsınız. Ama siz bunu bir sorun olarak görmezseniz maalesef ne dersiniz? Benim çocuğum zaten madde kullanmaz. Ama bakarsınız ki genelde çocuğunun madde kullanmayacağını söyleyen insanların çocukları madde kullanır. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Değiştirelim. Evet, genelde eğer bir genç madde kullanıyorsa burada temelde 5 tane farklı risk faktörümüz var. Ya bireyin kendinden kaynaklanır, ya arkadaşından kaynaklanır, ya ailesinden kaynaklanır, ya okulundan kaynaklanır, ya da çevresel destek alamamasından kaynaklanır. Değiştirelim. Bireysel faktörler dediğimiz şey şu. Hani derler ya, uçurtmanın uçmasını sağlayan şey rüzgardır. Ama sonuçta uçurtmanın karşısındaki rüzgardan ziyade uçurtmanın eğer dengesi kurulmamışsa, doğru bir malzemeden üretilmemişse, sağlam bir dengeye sahip değilse, hangi rüzgarı o uçurtmaya yönlendirirseniz yönlendirin, o uçurtma uçmaz. Uçar hızlı bir şekilde düşer. O yüzden bizim için burada çevresel faktörlerden ziyade bizim için önemli olan şey şudur. Eğer bir çocuğun hayır deme becerisi gelişmiş mi? Eğer bir çocuğun problem çözme becerisi gelişmiş mi? Bunlara bakmamız gerekiyor. Eğer genç bunlarla baş edebildiğini ön plana çıkartıyorsa zaten madde kullanım sürecine de yönelmiyor. Değiştirelim. Bakın, yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Eğer bir genç madde kullanıyorsa burada en önemli faktör, bakın en önemli faktör akran baskısıdır. Eğer bir genç madde kullanmıyorsa burada da en önemli faktör aile desteğidir, yetişkin desteğidir, öğretmen desteğidir, okul desteğidir. Gittiği bir sivil toplum kuruluşu içerisindeki bir destektir. Gittiği bir kurs organizasyonu, bir aktivite içerisindeki bir destektir. Eğer biz yetişkin desteği sergiliyorsak bu gençler madde kullanımına yönelmeyecek. Eğer akran baskısıyla onu baş başa bırakıyorsak maalesef bu gençler madde kullanmaya devam edecektir. Tabii gençler şunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki nasıl olur da benim arkadaşım gelip de bana maddeyi bulaştırır. Şöyle düşünün, eğer hayatındaki en önemli önceliği madde ise, ki madde bağımlılarında en önemli önceliği maddedir, o maddeyi nasıl bulabilirim, o maddeyi bulabilmek için o parayı nasıl bulabilirimdir, o zaman bir gencin kafasında bir arkadaş vurgusu yoktur. Hatta bir söz vardır, cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülüdür. Aslında bu akran baskısını temel olarak çok iyi özetleyen bir cümle olarak karşımıza çıkıyor. Değiştirelim. Burada bizim hayır diyebilmeyi öğretebilmemiz çok çok önemli. Neden önemli? Bakın, bunu aslında bir hırsızlık suçuyla konumlandırmak gerekiyor. Yapılan bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor. Eğer bir hırsız bir eve gireceği zaman 3 dakika içerisinde ben bu evi soyabilirim diyorsa o eve giriyor. Ama 3 dakikayı geçen her saniye için ben bu evi soyamam diyorsa, bu evin güvenlik önlemleri bu 3 dakikayı geçiriyorsa bu eve girme riskini kabul etmiyor. Çünkü neden? 3 dakika içerisinde soyabilirse polise yakalanmama riski daha fazladır. Ama 3 dakikadan sonra eğer bu süre artıyorsa polise yakalanma riski çok daha fazladır. Aynı şekilde gençlere de biz şunu öğretebilmemiz gerekiyor. Sonuçta bu maddeler gencin önüne bu esrardır, bu eroindir, bu kokaindir, bu metamfetamindir, bu işte sentetik bir uyuşturucudur diye gelmiyor. Ne dedik en başta? Bunlar sigaranın ucundaki çok az bir tütünün çıkartılarak onun yerine ot gibi bir maddenin konulmasıyla kullandırılıyor. Gençlere bu maddeler ağrı kesici ilaçlar olarak veriliyor. Şimdi şöyle düşünün, bir genç diyor ki benim başım ağrıyor ya da kendimi kötü hissediyorum. Yanındaki arkadaş diyor ki bak benim yanımda bir ağrı kesici var. Şimdi normalde burada genci ne yapması lazım? Arkadaşına güvenerek ya ver ben o hemen ağrı kesici ilacı atayım dememesi lazım. Ne demesi lazım? Bu ilaç nedir? Sen bu ilacı nereden aldın? Sonuçta sen bunu bu ilacın bir kutusu var mı? Bu kutuyu bana gösterebilir misin? Bu ilacın bir ismi, bir prospektüsü var mı? Ben bir buna bakabilir miyim? Eğer bakın birkaç tane sadece karşılık gence soru sorduğunuz zaman eğer o genç size madde veriyorsa o genç size o maddeyi vermekten vazgeçecektir. Elini çekecektir. Sana da bir şey verilmez. Sen zaten süt çocuğusun diyecektir. Belki alay etmeye çalışacaktır. O noktada direncini kırmaya çalışacaktır. Ama ondan sonra sizin onu bir öğretmene, ailenizden bir ferde ifade edeceğinizi düşündüğü için maalesef bu maddeyi size bulaştırmamış olacaktır. O yüzden burada en önemli şey bizim bunu sorgulamamız. Birkaç tane soracağımız ufak soru aslında o genci madde kullanım davranışı içerisinde hızlı bir şekilde kurtarmış olacaktır.
Burada önemli unsurlardan bir tanesi de şu. Bazı gençler görüyoruz. Yani işlem yaptıktan sonra nasıl başladığını soruyoruz biz gençlere maddeye. Bakın azımsanmayacak kadar çokluktaki bazı gençler şunu söylüyor. Diyor ki kendi arkadaşıma bu maddeyi bıraktırmaya çalışırken ben maddeye başladım diyor. Buradaki en önemli handikap ne? Arkadaşının tek başına arkadaşına bıraktırabileceğini düşünüyor insanlar. Ailenin burada yanıldığı nokta ne? Aman işte benim komşum duymasın, kol kırılır, yen içerisinde kalır atasözünden yola çıkarak benim şimdi komşularım, benim çocuğum madde kullanıcısı olduğunu öğrenirse beni ötekileştirirler. Sen ne biçim bir ailesin ki çocuğuna sahip çıkamamışsın derler. Ben de böyle bir komşu baskısına, bir mahalle baskısına uğramamak için o yüzden ben derim ki hani çocuğum eğer ben madde kullanıcısı olduğunu öğrenirsem ben kendi yöntemlerimle ona bıraktırmaya çalışırım. Burada baktığınızda aileler de çocuklarına maddeyi bıraktıramazlar. O yüzden burada ne yapılması gerekiyor? Eğer bağımlılık bir hastalıksa, bir genç çocuğun arkadaşının madde kullandığını fark ediyorsa, burada yapması gereken şey okuldaki rehber öğretmenine yönlendirmektir. Çünkü eğer burada bir köprü vazifesi görüyorsa orada o çocuk kurtulur. Ailenin burada yapması gereken şey nedir? Hızlı bir şekilde tedaviye çocuğunu ikna edip tedaviye yönlendirmesidir. Aile burada her geçirdiği gün aslında çocuğu ölümle karşı karşıya kalma riski vardır. Bakın özellikle şu an başımızın belası sentetik maddeler var, uyuşturucular var. Bu sentetik uyuşturucular sadece bizim ülkemizin başının belası değil, şu an tüm dünyanın başının belası. Şimdi burada bir çocuğun tek bir defa kullanmasıyla birlikte ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığınızı düşündüğünüzde siz o çocuğun madde kullanım davranışını ya işte o bırakır, ya da ben ona şiddet uygularım bırakır diyerek o çocuğu maddeden uzaklaştıramazsınız. O çocuğa yapabileceğiniz en iyi iyilik hızlı bir şekilde onu ikna edip nasıl arkadaşlar onu maddeyi bulaştırma noktasında ikna ederek yani algısını yönlendirerek maddeyi bulaştırdıysa sonuçta şöyle bir vaka bakın çok çok az. Çocuğu kaçırmışlardır. Çocuğa zorla madde enjekte etmişlerdir. Sonra bu çocuk çıkıp demiştir ki ben madde bağımlısı oldum. Bakın insanlar böyle madde bağımlısı olmazlar. İnsanlar kendi iradeleriyle, kendi özgür davranışlarıyla maddeyi denerler. Ama sonraki deneme davranışları zorunlu olur. Çünkü neden? Bünye bunu ister. Şimdi şöyle düşün, ergenlik çağındaki bir çocuğa zorla bir şey yaptırabilir misiniz? Yaptırabilirsiniz ama hem bir daha o davranışı yapmamayı seçebilir, hem de ciddi anlamda size tepki koyabilir. Ama maddeler getirilirken zorla kullandırılmıyor ki. Ne deniyor? Bak bir kere kullan, beğenmezsen bir daha kullanmazsın. Bunu veren kişi şunu biliyor. O bir kere bunu kullandığında ikincisini gelip benden isteyecek. Ama bunu kullanacak genç eğer bununla ilgili yeterli bilgiye sahip değilse şunu bilmiyor. Aa bak ne güzel arkadaşım bana bir kere veriyor. Eğer beğenmezsen bir daha kullanmayacağımı ifade ediyor. İşte genç bunu bilmediği zaman maalesef ikinci, üçüncü hızlı bir şekilde bu bağımlılık sürecinin içerisine girmiş oluyor. Birçok gencin hayat hikayesinde biz hep bunu gözlemliyoruz. Değişelim. Sonuçta burada aile çok çok önemli. Eğer aileler maddeyle ilgili doğru ve ilk bilgiyi gençlere kendileri vermiş olsaydılar arkadaşından önce %50 oranında o ailelerde madde kullanım davranışı maalesef önlenmiş olacaktı. Değişelim. Tabi burada gencin okula olan bağlılığını artırıyorsanız madde kullanım davranışını düşürüyorsunuz. Gencin okula olan bağlılığı eğer düşüyorsa, yani gençler de eve geldiğinde şunu gözlemliyorsanız, bugün yine öğretmenimle tartıştım, bugün yine arkadaşlarımla tartıştım. Ya ben artık bu okula gitmek istemiyorum. Ayaklarım sabahleyin kalktığında bu okula geri geri gidiyor. Ya zaten ben bu okuldan çok bir şey almıyorum. Yani bu cümleleri duyuyorsanız bu gencin madde kullanma riski de maalesef çok çok fazla olduğunu söylüyoruz. Ama bir genç okula severek, isteyerek, orada daha fazla vakit geçirerek bu davranışı sergiliyorsa, öğretmenlerine sahip çıkıyorsa, eğitimci kadrosuna sahip çıkıyorsa, oradaki yöneticilere sahip çıkıyorsa, o okulu kendisine benimsemişse, doğru arkadaşlarını benimsemişse, o okulda madde kullanım davranışınızda biz daha az olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden okul tabanlı çalışmalar geliştirilirken, biz nasıl acaba gencin okula olan bağlılığını arttırabiliriz? Bununla ilgili politikalar geliştirilmeye çalışılıyor. Sonuçta burada sadece okul, sadece aile, sadece bu yapı yeterli değil. Burada yerel yönetimlerin gencin vakitini geçireceği aktivitelerin artırılmış olması, STK'ların bu tür organizasyonu yapmış olması,
Mahalle muhtarlarının bu işleri sahiplenip bununla ilgili organizasyonları takip etmesi ve bunun içerisinde katkılar sunuyor olması. Yani bir şekilde temel olarak şunu söylemeye çalışıyoruz. Herkes kendi kapısının önünü temizlemeye çalışırsa sonuçta o mahalle zaten temiz bir mahalle olur. O toplum da temiz bir toplum olur. O zaman biz aslında değişime kendimizden başlamamız gerekiyor. Bakın bir filozof kendi hayatında şöyle bir anekdotu paylaşıyor. Diyor ki ben gençlik yıllarımda tüm evreni değiştirmek için bu yola çıkmıştım diyor. Ama baktım ki bunu değiştiremiyorum, o zaman dedim ki sadece kendi ülkemi değiştireyim dedim diyor. Ama baktım ki bunu da yapamadım diyor, o zaman ben kendi mahallemi değiştireyim diyor. Artık orta yaşa geldim diyor, baktım ki ben mahallemi de değiştiremiyorum, bari eşim ve çocuğumu değiştireyim diyor. Yaşlandığında diyor ki ben ne eşimi değiştirebiliyorum, ne çocuğumu değiştirebiliyorum diyor. Ben aslında olaya yanlış yerden başlamışım diyor. Yani çekirdekten başlaması gerekiyor insanların olaya. Eğer ben kendimi değiştirmiş olsaydım, ben kendime bir katkı sunmuş olsaydım, ona göre bir eşim, ona göre bir çocuğum, ona göre bir yetiştirme stilim ön plana çıkacaktı. Ona göre mahallemi belki değiştirme noktasına bir katkı sunacaktım. O yüzden biz işte farklı kurumları suçlamaktan, farklı yerleri suçlamaktan ziyade öncelikle iğneyi kendimize batıralım. Biz kendi sosyal çevremizde neyi değiştirebiliyoruz? Bunları değiştirebilirsek zaten çok çok önemli bir anlam ifade edebiliyoruz. Bakın bir ilçede bir tane imam çıkıyor. Bakın sonuçta Türkiye'de bizim köylerimize kadar giren en önemli iki kurum, biri Diyanet, diğeri de Milli Eğitim Camiası. Bir tane yani o kadar imam içerisinde bir tane imam çıkıyor bir ilçede ve diyor ki ben diyor yerel yönetimle bir araya geleyim, sokak çocukları var diyor. Ben bu sokak çocukları dışarıda sokakta vakit geçireceğine diyor caminin avlusunda vakit geçirsem. Ne yapıyor? Sabahtan akşama kadar çay servisini ücretsiz olarak oraya bağlıyor. Ondan sonra oraya bir kütüphane yapıyor. O gençlerin orada kitap okumasını sağlıyor. Sonra diyor ki bu gençlerin sonuçta boş vaktini, enerjilerini benim boşaltmam gerekiyor diyor. Hemen caminin yan tarafına bir tane halı saha yaptırıyor. Ve orada gençlerin sürekli spor yapmasını sağlıyor. Mahalle sonra bu gençlerde değişim olduğunu fark edince mahalle de bu işe, işin içerisine giriyor, sahipleniyor. Ve baktığınızda oradaki bir çocuk kurtulmuş oluyor, birçok çocuk. Daha sonrasında işin içerisine halk eğitim merkezleri giriyor, meslek edinme kursları giriyor. Yani bir tane imamla birlikte bu yola çıkılıyor. Bunun yine benzer bir örneği bir tane öğretmenle yola çıkılıyor. Bir öğretmen bakıyorsunuz birçok şeyi değiştiriyor. Yani o yüzden hani meslek grubunuzun ne olduğu, hangi konumu paylaştığınız, nerede nasıl bir insan olduğunuz çok önemli değil. Ama siz bulunduğunuz ortamda bir değişim ortaya çıkartabiliyorsanız, bir değişimi anlamlandırabiliyorsanız, yerel yönetim de sizin ayağınıza gelir, farklı kurumlar da sizin ayağınıza gelir ve bu desteği sunarlar. Değiştirelim. Yani sonuçta maddeyle mücadele etmemiz için gençten başlayarak kurumsal olarak birçok farklı şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirelim. Sonuçta birçok farklı madde var ve bizim belki burada bilmemiz gereken en önemli maddeler, Türkiye'de en çok yaygın olarak kullanılan maddeler nedir diye kısaca bunları paylaşalım, ondan sonra sizin de sabrınızı test etmeden bitireyim, değiştirelim. Bakın Türkiye'de en fazla kullanılan, dünyada en fazla kullanılan madde esrardır. Neden bunları bilmeniz gerekiyor? Siz bunları bilmelisiniz ki en azından böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınızda neyle karşı karşıya kaldığımı bilin diye söylüyorum. Gençler neden bu maddeleri kullanıyorlar? Çünkü bakın sizin önünüze şöyle bir madde getirirse ve size dense ki ya bu ottur, zararı yoktur, günahı da yoktur, o zaman bu maddeler tüketilebilir. Ve hatta sigaradan daha az zararlıdır bu maddeler dese ve siz sigara kullanan bir aile ferdiyseniz ne yaparsınız? Bu maddeyi kullanmaz mısınız? Eğer yeterli bilginiz yoksa siz de bu maddeyi kullanırsınız. Ama işte ne yapmamız gerekiyor? Gençlere bu maddeler böyle getiriliyor. Şimdi diyor ki senin baban sigara kullanmıyor mu? Kullanıyor. Senin okulundaki öğretmen teneffüste çıkıp işte şu bölgede sigara kullanmıyor mu? Kullanıyor. Tabii kullanmayan örneklerimiz de çok ama ben kullananlar için söylüyorum. Kullanıyor. Bu da sigara gibi bir şey diyor. Senin çevrende gördüğün, sokakta gördüğün, arkadaşında gördüğün şeyi kullanıyor bunlar da diyor. Sen de bir fırt çeksen ne olur diyor. Şimdi maalesef bir fırt çeksen ne olurla başlayan bu süreç daha sonrasında gençleri diğer maddelere götürüyor. Tabii gençlerin algısında maalesef şöyle bir algı da var. Diyorlar ki ya bu maddeler bağımlılık yapmaz. Şimdi eğer sizin kafanızdaki şey şuysa, hani televizyonlarda bize gösteriliyor ya,
mosmor yüzler, işte elleri, kolları, bacakları iğne deliğinden geçirmeyen gençler, kriz geçiren görüntüler, bunlar mı sadece bağımlıdır? Eğer bunlara bakarsanız evet, esrar kullanan kişiler bağımlı değildir. Ama esrar kullanımının şöyle maalesef bir handikapı vardır. Esrar bağımlı başta fizyolojik bir bağımlılık oluşturmaz, psikolojik bir bağımlılık oluşturur. Psikolojik bir bağımlılık oluşturması nedeniyle genç bağımlı olduğunu kabul etmez. Ve ondan sonra ne yapar? Hızlı bir şekilde diğer maddeleri kullanmaya başlar. Çünkü neden? Gençlerin önüne kullandıkları o esrar ortamında ne getirilir? Denir ki bak artık bu daha fazla kafa yapmıyor. Sana daha fazla kafa yapan bir şey getirdik denir. Bu da ot gibi bir şeydir denir. Nedir o madde? Değiştirelim. O madde şu an bizim başımızın belası olan işte halk arasında bonsai olarak ifade edilen, bizim sentetik uyuşturucu olarak ifade ettiğimiz maddeler. Bu maddelerle ilgili televizyonda çok şey duymuşsunuzdur. Bu maddelerle ilgili hep ne diyorlar? Bu maddeler gençlere getirilirken de burada gördüğünüz gibi bakın ot tarzı, kekik kokulu, nane kokulu aslında baharat tarzı bir madde. Ama aslında bu madde işte o dediğimiz madde değil. Bakın bu madde aslında toz gibi bir madde. Bu toz gibi bir madde niye gençlere toz şeklinde getirilmiyor? Çünkü neden? Gençler eğer bunu toz şeklinde görürlerse eroin gibi bir şey algılarlar. O yüzden bu maddeyi kullanmazlar. O zaman biz bu gençlere bunu ne diye getirmemiz gerekiyor? Ot gibi bir şey olarak getirmemiz gerekiyor. Doğal bir madde olarak getirmemiz gerekiyor. Peki bu madde ot gibi bir şeye nasıl dönüşüyor? Bu madde ot gibi bir şeye şu şekilde dönüşüyor. Alıyorlar bu beyaz dediğimiz toz maddeyi. Amonyak dediğimiz o kimyasal çözünün içerisinde çözüyorlar. Bunu çözdükten sonra gidiyorlar aktarlardan. Bildiğiniz şu aktarlar. Aktarlardaki bitkisel bir çay bitkisini alıyorlar aktardan. Herhangi bir bitkisel bir baharatı alıyorlar. Bu çözmüş oldukları bu maddeyi fısfıs yöntemiyle bu baharatın içerisine emdiriyorlar. Aslında burada bağımlılık yapan şey o aktarda satılan o bitkisel çay değil. Aslında bağımlılık yapan şey işte şu çözülmüş olan toz olan madde. Ama gençlere bunun içerisine niye emdiriyorlar? Gençlere bak bu da doğal bir şey. Bu da sigara gibi bir şey. Bak bunu da sigaranın içerisine nasıl sararak içiyorsun. Bak bu hatta aktarlarda satılan şeylerle oluşturulmuş bir şey. Şimdi böyle gencin önüne getiriliyorsa ve biz eğer genci bu noktada daha öncesinde bilinçlendirmiyorsak maalesef genç bunu da kullanmaya devam ediyor. Ama tamamen aslında bir kimyasal olarak bu maddeyi kullanıyor. Eğer bu maddeyi ağzından duman yoluyla çekiyorsa sonuçta kullandığı zaman akciğerlerinden başlayarak tüm o yolculuğu kimyasal bir şey olduğu için, içerik olduğu için maalesef bu ciddi yıkımlara sebebiyet veriyor. Yani şöyle düşünün. Bu maddeyi aldığınız zaman, bu madde kullanıldığı zaman vücuda girdiği ilk andan itibaren hızlı bir şekilde tepkimeye giriyor. Kana karışıyor. Vücut ısısını öyle arttırıyor ki dokunduğunuzda sanki o genç yanıyor gibi düşünüyorsunuz. Ve öyle halüsinasyonlar görüyor. Öyle değişik şeyler görüyor ki sanki etrafında işte canavarların olduğunu, kendisine zarar vermeye çalıştığını, siz ona yardımcı olmaya çalışırken sizi bir canavar görünümünde görüp ona zarar vermeye çalıştığınızı düşünüp karşısındaki insana da zarar verme davranışını sergiliyor. Ölüm tribi dediğimiz bir ölüm davranışı içerisine giriyor. Eğer o ölüm tribini yönetemezse kişi ölümü gerçekleşiyor. Ama bunun etkileri geçecek. Ben bununla baş edeceğim. Ve yanındaki kişi onu hızlı bir şekilde eğer soğuk suyun altına sokabiliyorsa oradan belki o insan kurtarılabiliyor. O yüzden biz diyoruz ki bu tür sentetik türevli maddeler maalesef şu an çok çok tehlikeli ve gençlerin bilinçlendirilmesi gereken temel olarak maddeler olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu insanlar bu maddeleri tek başına mı kullanıyor? Bakın sağ alt köşede bu paketlerin yanında hap türevi maddeler de yakalamışız. Bu gençler sadece bu maddeleri tüketmiyorlar. Aynı zamanda bunun yanında bu hap türevi dediğimiz maddeleri de tüketiyorlar. O yüzden buna da temel olarak dikkat etmek gerekiyor. Değiştirelim. Bakın burada gördüğünüz gibi bu maddeler gençlere şeker diye getiriliyor. Çünkü neden? Bakıyorsunuz bunların herhangi bir rengi yok. Herhangi bir şekli yok. Herhangi bir üstünde amblemi yok. Yani çok farklı yöntemlerle getiriliyor. Ama bakıyoruz ki yapılan çalışmalar bize karşımıza şunu gösteriyor. İntihar vakalarının neredeyse yarısından fazlası, hani diyoruz ya işte bu insan intihar etmiş.
Ama adli otopsisine baktığımızda kanında hep bu haplar yakalanmış. Çünkü neden? Bu insanlar bu hapları içtikleri zaman sanki uyarılacaklarını, kendilerini daha iyi hissedeceklerini düşünüyorlar. Ama maalesef bu süreç onları çok çok kötü süreçlerin içerisine sokuyor. Değiştirelim. Sonuçta burada gördüğünüz gibi afyon maddesinden eroin üretiliyor. Değiştirelim. İnsanlar zaman içerisinde maalesef istemediğimiz görüntülerle karşı karşıya kalıyorlar. İnsanlar bu maddeyi daha fazla bulamamak için daha fazla para harcıyorlar ama parayı bulamadıkları zaman bunu damardan, onların tabiriyle damara düşme davranışını sergiliyorlar. Ve şöyle düşünün, bir insan bunu diyelim ki sağ sol kol damarından alıyorsa daha sonrasında o damar büzüşmeye başlıyor, o damarı bulamıyor ve sağ kolundan çekmeye başlıyor. Daha sonrasında ayak damarlarından almaya başlıyor. Parmak damarlarından çekmeye başlıyor. Daha sonrasında şah damarından almaya başlayana kadar da ölümü gerçekleşiyor. Değiştirelim. Bakın bu sağlıklı bir damar girişi. Değiştirelim. Bu da sağlıksız, daha doğrusu madde alındıktan sonraki damar girişi. Değiştirelim. Tabi burada uyarıcı madde olarak kokain maddesini üretebiliyorlar. Bunun kreini üretebiliyorlar. Gençleri bunu ulaştırmaya çalışıyorlar. Değiştirelim. Metamfetamin dediğimiz maddenin en sık görülen şeyi, bakın uyarıcı tipli maddeleri kullanan gençlerde en hızlı görülebilecek şeyler, çok fazla sıvı tüketirler, çok fazla şekerli içecekler ve yiyecekler tüketirler. Ağız sağlıklarına dikkat etmedikleri için, değiştirelim, o yüzden buradaki bir ağız davranışları gelişir zaman içerisinde. Değiştirelim. Geçelim bunda. Peki bir gencin madde kullanıp kullanmadığını nasıl anlayabiliriz son süreç içerisinde? Aslında şu ana kadar anlattığımız şeyler birçok şeyi ön plana çıkartıyor ama burada bakmamız gereken ilk şey şu değil. Yani ne yapmamamız gerekiyor? Şunu yapmamamız gerekiyor. İnsanların sadece göz altı moralitlerine bakarak, sadece göz kızarıklıklarına bakarak, vücut renklerinin atmasına bakarak, işte kollarında ya da ayaklarında iğne izleri arayarak biz gençlerin madde kullanım davranışlarını anlayamayız. Neden anlayamayız? Çünkü bunu anladığımız zaman zaten aradan 1,5-2 yılın geçmesi gerekiyor. Zaten biz aslında bu süreçte çok geç kalmış oluyoruz. Biz burada neye dikkat etmeliyiz? Ailesiyle olan ilişkilerine dikkat etmeliyiz. Ailesinden ayrı zaman geçirme vakitleri nerede vakit geçiriyor bunlara dikkat etmeliyiz. Okuldaki durumuna dikkat etmeliyiz. Ders durumlarına dikkat etmeliyiz. Ani duygusal değişimlerine dikkat etmeliyiz. Yani durup dururken ağlamaya başlayan bir genç aradan 5 dakika geçtikten sonra kahkahalar atmasına dikkat etmeliyiz. Buradaki duygu ve davranış değişikliklerine dikkat ettiğimizde, para harcama düzenine dikkat ettiğimizde, arkadaş çevresinin baktığımızda iyi arkadaş çevrelerinin hızlı bir şekilde uzaklaşarak sadece maddeye ulaşabileceği arkadaş çevrelerinden oluşturulan bir grup içerisinde yer alıyorsa bunlara dikkat etmeliyiz. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman bunları gözlemliyorsak burada bazı şeyleri aramamız gerektiğini de unutmamamız gerekiyor. Zaten size dağıtılan kitapçıkların içerisinde de temel olarak bunlarla ayrıntılı bilgi verildiği için burayı hızlı geçiyorum. Değiştirelim. Sonuç olarak kullanmak bir suçtur. Gençler kullanım nedeniyle, bakın bazen aileler şunun için geliyorlar ama artık kullanmak tek başına bir suç olduğu için aileler eğer çocuklarını gönüllü olarak tedaviye götüremiyorlarsa burada yapabilecekleri şu an için tek şey kalıyor. Bu nedir? Çocuğunu polise ihbar etmek. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bir aile kullanan bir çocuğunu nasıl polise ihbar edebilir? Ya da insanlar kendi çocuklarını neden polise ihbar ederler? Çünkü eğer bir genç tedaviyi kabul etmiyorsa, gönüllü olarak tedaviye yönelmiyorsa, siz onu alıp nereye kapatırsanız kapatın, o çocuk oradan çıktıktan sonra ne kadar dayak, fiziksel şiddeti bir çözüm olarak görüyorsanız eğer, bunun için söylüyorum, ne kadar bunu uygularsanız uygulayın, genç bunlarla madde kullanımından uzaklaşamaz. Sonuçta bir tedavi sürecine girmesi gerekiyor. Aileler neden kendi çok sevdikleri, canlı olarak gördükleri çocukları ihbar ediyorlar? Çünkü sonuçta denetim serbestliği diye bir şey var. Zorunlu tedavi dediğimiz bir şey var. Eğer polis işlem yaparsa, savcı bu gençleri ne yapıyor? Daha sonrasında tedaviye yönlendiriyor. Tedaviden sonra da denetim serbestlik gözetimine yönlendiriyor. Gencin şunu bilmesi gerekiyor. Eğer polis bana bir kez işlem yaparsa ve ben tedaviye gitmezsem, bakın tedaviye gitmezsem, denetimli serbestlik tedbirinden faydalanmazsam, benim minimum içeride yatacağım hapis cezası 2 yıl.
Şimdi ben eğer bunu göz altına, yani göz önüne almak istemiyorsam ne yapmam gerekiyor? Tedavimi almam gerekiyor. Denetimli serbestlik tedbirinden faydalanmam gerekiyor. Ama eğer şunu yapabiliyorsanız, siz çevrenizdeki, mahallenizdeki çocuğu ikna edebiliyorsanız, gerçekten ona bağımlı olduğunu fark ettirebiliyorsanız ve doğru bir şekilde onun tedavi desteği almasını sağlayabiliyorsanız, zaten siz üstünüze düşen en önemli şeyi ve en iyi şeyi yapmışsınızdır. Burada zaten en temel vurgu bizim bunu yapılandırabiliyor olup olmamamızdır. Bağımlılık tedavi gerektirir. Tek başına bir aile çocuğuna maddeyi bıraktıramaz. Tek başına bir genç çocuğuna maddeyi bıraktıramaz. Değiştirelim. Peki sonuç olarak bizim ne yapmamız gerekiyor? Bakın bunu son olarak anlatıyorum. Bir de bunun arkasına kısa bir video izleteceğim. Ondan sonra teşekkür edeceğim size. Yani gerçekten sabır gösterdiniz. Burada üst düzey konuşmacılarımız da konuştu, biz de konuştuk. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim öncelikle bir öz bilinç oluşturmamız gerekiyor. Nedir bu öz bilinç? Biz gençlerimize madde bağımlılığını anlatmamız gerekiyor. Çevremizdeki insanlara madde bağımlılığını anlatmamız gerekiyor. Bunu anlattıktan sonra onlarda bir öz yönetim oluşması gerekiyor. Siz bu eğitimden çıktıktan sonra, bu bilgiyi aldıktan sonra şunu söyleyebilirsiniz. Tamam, ben bu bilgileri aldım, çocuğuma maddeleri uzak tutacağım. Ben kendimi koruduğum gibi çocuklarımı da koruyacağım. Ama burada sorumluluğunuz bitiyor mu? Bitmiyor. Yani sonuçta buradaki insanlar sadece küçük çekmeceyi mi oluşturuyor? Oluşturmuyor. Burada daha ulaşabileceğimiz bir sürü insan var. Peki o insanlara ne yapmamız lazım? Sosyal bilinç olarak da çevremizdeki insanları bilgilendirmemiz lazım. O kitapçıkları belki çevremizdeki insanlara da ulaştırmamız gerekiyor diyoruz. Değiştirelim. Evet, yani iyi bir örnek olabilirsek, iyi bir başlangıç yapmış olabiliriz. O yüzden belki hani son cümlemiz ya da son talebimiz şöyle olabilir. Hani sonuçta her şey bir başlangıçla başlar ama
En azından sigara deneyen, kullanılan, kullanmaya devam eden kişiye şu ana kadar birçok kişi nasihat etmiştir ama en azından şu görsellerle, şu bilgilerle belki Sayın Cumhurbaşkanımızın da hep üzerinde durduğu gibi paketi almaya çalışıyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok ama siz kendi vicdanınıza eğer o paketleri aldırabilirseniz, en azından bir bırakma davranışını sergileyebilirseniz çocuğunuzun hayatında da çok çok önemli noktalara getireceğine inanıyoruz. Ben dinlediğiniz için, sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Uğur Bey'e bu güzel sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Fakat hemen kendisini bırakmıyoruz. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, sizi sahneye alalım. Uğur Bey'e bir çiçek takdimimiz olacak. Arz ederim. Şöyle ortaya gelelim lütfen. Gel kızım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten istifade ettiğimiz bir çalışma oldu. Aynı zamanda da tüylerimizi diken diken eden büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Bizim çocuklarımızı bizden daha çok sevenler var, görüyorsunuz. Biz onları biz yararlanalım diye çalıştık ama başkaları daha çok yararlanmak için çalışıyor. Biz daha çok çalışmak zorundayız, onu gördük. Ben Uğur Bey'e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Evet, programımız sona ermiştir. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çıkışta kitaplarımız var, onları alırsanız seviniriz.